geçtikten sonra karşımıza Sakar Geçidi çıkıyor. 640 rakımlı Sakar Geçidi'ni Gökova Körfezi'ni seyrederek iniyoruz. Ve bu defa gizli bir cennet Akyaka ile karşılaşıyoruz. Şimdi Akyaka'dan Azmakdere'ye yarım saat süren bir yolculuk yapacağız. Bu keyifli dere yolculuğu yaklaşık yarım saat sürüyor. 10 dakikada yüzme molası veriliyor. Ve 5 lira gibi ekonomik bir ücretle 40 dakikanızı değişik bir ortamda şöyle geçirebiliyorsunuz. Su kaplumbağalarını şöyle çevir abi. Şunların üstüne su kaplumbağaları var. Şöyle. Su kaplumbağaları. Derenin kenarı sazlık haliyle. Suyu bol bir yer. Aşağıda levrek kefal balıkları var aşağıda. Levrekler, kefaller, su kaplumbağaları. Cennetin ilk yolculuğunda daha gördüklerimiz. Göreceğiz yolculuk boyunca. Abi kazları, ördekleri doğal bir yaşam seyredeceğiz abi. Doğal bir yaşam. Doğal bir yaşam. Yerlik balıkları, kefal balıkları, yılan balıkları göreceğiz. Bu turu biz her gün yapıyor muyuz? Her gün yapıyoruz abi. Saat kaça kadar gelenler binebiliyor? Sabah bilmiyorum ben, gün batımına kadar turlar devam ediyor. Gün batımına kadar devam ediyor. Mevsim itibariyle Ekim sonu son mudur? Evet, Ekim sonu sezon bitiyor. Sezon bitiyor. Yanımızda böyle ekmek falan getirmeli miyiz buraya gelirken? Tabii tabii. Ne vereceğiz şimdi ekmekleri yoksa? Ekmek yoksa simit getiririz. Tamam. İsteyenler denize giriyor, isteyenler dereye. Suyun kenarında oturup yemek yemek, kahvaltı yapmak ya da serinleticilerle vakit geçirmek oldukça keyifli. Akyaka abi. Mevsim olarak da
8 metre devrek kefal inanmadır aşağıda görmeyi biter lütfen. Suyun sıcaklığı 10 derece, biraz daha yüzme burası herkes. Boncuk gözü notları var aşağıda bakın seyredin. Aşağıya gel abi şimdi. Şöyle, şöyle seyredin. Görebilecek mi? Daha düştü değil mi? Bak şurada aşağıda var. Daha düştü. Bilmiyorum aşağıda. 6 derece falan 5 derece. Elini oynatsak Allah seversen. Şuraya bak abi sen. Fiyatı. Güzel misin? Anasını yiyeceğiz. Aşağısı çayı gibi yemyeşil bir yosun türü. Bu farklı bir şey mi? Evet abi bak. Şu açık yeşil olanlar. Evet. Su otu deriz, kazaya denir. Onlar salata şeklinde yenir. Yenebilen bir Arap saçları var uzun şekilde. Bu su Sakar geçidinden geliyor herhalde değil bu mi? Bu su dağ suyu. Yer altından çıkıyor. Yer altından evet. Çıkıyor. Oldukça soğuk. Oldukça soğuk. Şöyle. Evet ne var? Ağaçın içinde lale mançonu yazdığı var. Lale mançonu. Evet. Sakça var aşağıda. Arap saçları var diyorsunuz. Görüyorum evet. Son derece yeşil tonlarının hakim olduğu. Bakın büyük balıklar da var. Bunlar alabalık mı? Kefal. Kefal. Tatlı su kefali. Şöyle kaldır abi. Evleri geçecek şu anı. Evet. Evler ula tipi evler. Nail Çakıran başlatmıştı bu tip evleri burada. Hepsi de yaşanası güzellikte. İki, en fazla üç katlı. Muğla'nın Ula tipi evleri. Bacalarıyla, aşağı, pencereleriyle. Bambaşka bir cennet. Burada yüzmek müthiş örümcek, bir dinçlik veriyor. Örümcek yosunlar var abi, siyahlar. Örümcek yosunlar. Evet. Suyun soğukluğunu anlatacak ancak buz olabiliyor. Ve büyük bir dinçlik kazanıyorsunuz. Hastalık kim baktığında? Ya bu da hastalık da su manyak. Özellikle hafta içi tekne trafiğinin daha az olduğu zamanlarda ve de Mart, Nisan gibi aylarda su tavukları başta olmak üzere kayaların altına kaçan büyük balıkları da görme imkanınız oluyor. Yok yok, o da yok. Ne yuvarlak çay var, öyle gittin mi? Yuvarlak çay burada ne var? 5 tane sonra. Ha? Ne? 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 Ne?
Akyaka mevsimi itibariyle kışı hiç yaşamıyor. Sırtını Sakar geçidine vermiş. Hiç kar görmüyor. Rüzgarı da tabii önemli oranda engelliyor. Gökova'nın eti sıkı en iyi Laos balığı yine Akyaka'da bulunuyor. İşte gerçek bir dinlenme. Doğayla baş başa olmak dedikleri bu olsa gerek. Buna benzer ileride bir de yuvarlak çay var. Fakat bu aracınızı park edip hemen suya kavuşabileceğiniz, sudan çıktıktan sonra da duş yapmadan yola devam edebileceğiniz hoş bir seçenek. Artan ekmek parçalarını ördeklere vermek ise bambaşka bir keyif. Ne ya? Azmakya'da yaptığımız yolculuğun sonuna geliyoruz. Bugün pazar haliyle nefes almak isteyenlerin büyük bölümü burada. Kalkış yerinde birçok çay bahçesi, fast food ve balık ekmekçi var. Tura çıkanlar ekonomik fiyatlı karınlarını doyurabiliyorlar. Dayım çekecek ama almadı değil mi? Dayı salam tamam mı? Kaçırın pozisyonu bak. Yok o ha. Anam. Evet. Bunu görelim. Bak telefonda mı? Deniz. Tamam. Baba. Tamam.
Akyaka, ulaşımı son derece kolay, güvenli, bebeğinizle bile gelebiliyorsunuz. Su zaten çok sığ, üstelik rüzgarlı ve bunu almadan yanma imkanı var. Bir tarafta yamaç paraşütü yapılıyor, bir tarafta dere turu, bir tarafta su sporlarıyla ilgili kano, bot, her türlü aktiviteye müsait. İşte tüm heybetiyle Sakar geçelim. Azmakdere tekne turları kişi başı 5 lira. 13 tane tekne durakta bekliyor. Günde 2-3 kez kendilerine sıra geliyor. Özel günler, bayramlarda yoğunluk daha da fazla artıyor. Yerli turistler Azmakdere turları davet gösteriyorlar. Bulunduğumuz bölge hem köprüden suya atlayanların hem de teknelerin kesiştiği bir nokta. Atlamak işten bile değil. İşte gökova kıracı. Denizin sığ olduğunu yoğunlukta fark edebilirsiniz. Yaklaşık kıyıdan 100 metre açılıp hala ayağınız kuma basıyor. Sabah erken saatlerde kum dalgacıkları fotoğraf severlere güzel bir kompozisyon oluşturabilir. Denizden esen rüzgar ile beraber içine karıştırdığı güneş yağı ve parfüm kokusuyla beraber burkası geliyor. Tabii bu arada çam kokusuna da imal etmemek lazım. Çünkü bölge çam ağaçlarıyla kaplı. Koyun hemen arkasında Çınar Plajı var. Da bırakıyoruz. Ortada dalga kırın uzantısında biraz ilerliyoruz. Bir başka dünyaya. Bu defa Azmakbaşı'nın girişine geliyoruz. Burada günübirlik tatilcilerin
40 dakikalık tekne turları kalkış yeri. Biraz ileride uçuşan paraşütler. Rüzgar bozulunca aktivitelerde çeşitlere yüksekleşiyor. Ramazan olmasının asfaltıyla bu tenha günlerinden biri. Yine de 13 ay için kalabalık bir gün sayılabilir. Bu belgesinin Akyaka ilçesindeki Akyaka plajındasınız. Evet. Burası yazları bu kadar kalabalık olmaz ama bayramda genelleme olarak çok kalabalık olur yani. Günübirlikçilerle birlikte 3000 civarında kişi gelir. Siz burada can kurtaran görevi evet, yapıyorsunuz. Evet, ben burada can kurtaran. Olumsuz bir hadise var mı? Olumsuz var için yok. Yok. Evet. Su da sığ zaten değil mi? Su sığ ama derinleşme ihtimali birden derinleşen yerler de var. Öyle oluyor. Evet. Ama bir olaya rastlanmadı daha. Bu sene yok. Bu sene yok. Yok.
Yaka. Bu da tipi evleriyle ünlü. Burada hiç apartman yok. Estetik bir bina yapısı var. Hepsi ahşap ağırlıklı. Kotları bir yapılar. Son yıllarda ilgi bir hayli arttı. Özellikle Muğla'da oturanlar hafta sonlarını burada geçiriyorlar. Genellikle birbirine benzer yapılar var. Fakat içlerinde bazıları ayrıcalıklı. Ve bombillerin süslediği yapılar son derece sağlıklı ve güzel.